Merhaba değerli arkadaşlar. Meykur kıymet yatırımları dersinde 7 numaralı ünitenin özetiyle sizlerle birlikteyiz. 7 numaralı ünite yatırım fonu katılma belgesi yatırımları başlığını taşıyor. Bu ünitede <laughs> yatırım fonlarına nasıl yatırım yapılacağı, yatırım fonlarının ne olduğu, yatırım fonları ile ilgili seçimlerin nasıl yapılabileceği, alternatiflerin hangi aralıkta yer aldığı ile ilgili bilgileri vermeyi hedefliyoruz. Yatırım fonları sermaye piyasası kanununun 52. maddesinde tanımlanıyor değerli arkadaşlar. Bu tanıma göre tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla tasarruf sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre kurulca buradaki kurul sermaye piyasası kuruludur belirlenen Varlık ve haklardan oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından fon iç tüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığına yatırım fonu adı verilmekte. Bu ünitenin temel konusu e, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52. maddesinde bu şekilde tanımlanıyor. Yatırım fonları aynı zamanda kurumsal yatırımcı olarak nitelendiriliyor çünkü e mülkiyet kendisine ait olmayan, başkasına ait olan paranın, fonların e, yatırıma yönlendirilmesini sağlayan yatırımcı tipi olduğu için de kurumsal yatırımcı olarak tanımlanıyor. Katılma payı yatırım fonu katılımcılarının <laughs> fon portföyüne ortak olmaları nedeniyle edindikleri belgelerdir. Anonim ortaklıklara ortak olunduğunda elde edilen e, belgenin adı paydır ya da eski deyimiyle hisse senedidir. Yatırım fonunda katılma durumunda, portföy ortak olma durumunda edinilen belgenin adı ise katılma payı olmaktadır. Yatırım fonu katılma payının üzerinde bir nominal değer bulunmamaktadır. Buna karşılık her gün hesaplanan bir değer söz konusudur. Bu hesaplama ekrandaki slaytta görülen formül aracılığı ile gerçekleşmektedir. Yani bir katılma payının değeri eşittir fonun o günkü toplam portföy değeri bölü katılma payı sayısıdır. Böylelikle her gün yeniden hesaplanan bir değer elde edilmekte ve bu değer üzerinden fon katılma payı alınmakta ve satılmaktadır. Yatırım fonları hangi temel ilkeler çerçevesinde kurulur ve yönetilir? Şu anda slaytımızda bunu görmektesiniz değerli arkadaşlar. En önemli ilke riskin dağıtılması ilkesi. Sermaye piyasası kanunu ile e, madde 52'de yapılan, sermaye piyasası kanunu madde 52'de yapılan yatırım fonu tanımını hatırlarsanız orada da riskin dağıtılması ilkesi vardı. Bunun içinde portföy oluşturuluyordu. Farklı varlıkların bir araya getirilmesiyle oluşturulan varlık sepetinin adı portföydür. ...ve bu portföyün oluşturulmasının sebebi de nedeni de riskin dağıtılmasıdır. Bir alanda ortaya çıkabilecek bir negatif gelişmenin... ...başka bir alanda ortaya çıkabilecek pozitif gelişmeyle dengelenmesidir. E, yatırım fonlarındaki hakim ilkelerden bir tanesi de budur. Riskin dağıtılması ilkesidir. İkinci ilke profesyonel yönetim ilkesidir değerli arkadaşlar. Çünkü bu e, kuruluşlar, bu oluşumlar, bu kurumsal yatırımcılar profesyonel ekipler tarafından yönetilir. Bu bireysel yatırımcının kolay kolay tek başına elde edemeyeceği önemli bir avantajdır aynı zamanda. Çünkü ölçek ekonomisi profesyonel bir yönetimi olanaklı kılarken düşük ölçekler, düşük bireysel portföyler çoğu zaman profesyonel yönetimin sağlayacağı avantajlara erişmekte yetersiz kalmaktadır. Meykul kıymet portföyü işletme ilkesi Oluşturulan portföy çoğu zaman menkul kıymetlerden oluşmaktadır ve bu portföyün işletilmesi esastır. Çünkü bu portföyün işletilmesinden doğan kazançlar o yatırım fonuna ortak olan katılımcıların payına yansımaktadır. İnançlı mülkiyet ilkesi bu Anglo-Sakson hukukundan transfer edilen bir ilkedir. Burada bir mülkiyet geleneksel anlamda bir mülkiyet söz konusu değildir. Bir emanet söz konusudur. Portföy yönetim şirketi bu emaneti portföyün sahipleri yani fonun yatırımcıları adına yönetmektedir. Mal varlığının korunması ilkesi ilgili yasalar tarafından bu mal varlığına hiçbir şekilde tedbir, teminat, haciz gelememektedir. Mal varlığının korunması esas alınmaktadır. Elbette bu büyük bir endüstridir ve ülkemizde de hızla büyümektedir. E, bu nedenle de farklı türleri vardır. Yatırım fonu türleri mesela pay sayısına göre yatırım fonları, portföy yapısına göre yatırım fonları, e, kar payı dağıtımına göre yatırım fonları şeklinde ayrılabilmektedir. Pay sayısına göre yatırım fonları açık uçlu ve kapalı uçlu fonlar şeklinde kendi içinde iki alt bölüme ayrılmaktadır. Portföy yapısına göre yatırım fonları ise slaytta gördüğümüz üzere borçlanma araçları şemsiye fonu, pay senedi şemsiye fonu, kıymetli madenler şemsiye fonu, fon sepeti şemsiye fonu, para piyasası şemsiye fonu, katılım şemsiye fonu, değişken şemsiye fonu, serbest şemsiye fonu, garantili şemsiye fonu, koruma amaçlı şemsiye fonu, pay senedi yoğun fon ve karma şemsiye fon gibi bölümlere ayrılmaktadır. Burada esas portföy içeriğinin e, dağılımıdır. Değerli arkadaşlar, TEFAS bir başka e, önemli maddedir bu ünite kapsamında. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu şeklinde e, aklınızda kalabilir. Tek bir yatırım hesabıyla özel şartlara tabi olan yatırım fonları dışında Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile kurulmuş olan ve piyasamızda faaliyette bulunan tüm yatırım fonlarına tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan elektronik bir platformdur. Neden önemli olduğu konusu sizde merak uyandırabilir. Küçük bir bilgi verelim. Geçmişte hangi fonu satın almak istiyorsanız, hangi fonun katılma payını elde etmek istiyorsanız o fonu çıkartan finansal kuruluşa gidip hesap açmanız gerekiyordu. Bazıları bunlar, bu kuruluşların bazıları tüm yurtta yaygınken bazıları sadece büyük şehirlerde yer alıyordu. Oysa şimdi hesabınızın nerede olduğundan bağımsız olarak iyi yönetildiğini düşündüğünüz her tür fona tefas sistemi aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz. Gerek tefas gerek diğer başlıklarla ilgili zengin içeriği Ünite 7'de kitabınızda bulabileceksiniz. Faydalı olması dileğiyle.